İyi akşamlar. İşte yine akşam oldu ve saat 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 6 Kasım Çarşamba. Gerçekten çoğu zaman söylüyorum, böylesi gelişmeler yaşanıyor ama gerçekten 6 Kasım 2019 tarihini de not etmek gerekiyor. Neden not etmek gerektiğini birazdan manşetleri anlatırken özellikle belirteceğim. Akşam saatlerinde yeni açıklamalar da geldi. Son zamanlarda uluslararası toplumda, dünya kamuoyunda Türkiye ile IŞİD'i, kanlı terör örgütü IŞİD'i ilişki halindeymiş gibi gösterme çabası vardı. Belli ki meseleyi başka mecralara çekmek istiyorlardı. Ve bugün Türkiye çok net bir cevap verdi bu iddialara. İşte o iddialara cevap. Sadece Ebubekir el-Bağdadi, IŞİD liderinin ölü olarak ele geçirilmesindeki Türkiye katkısı değil. Bugün öğrendik ki Bağdadi'nin eşi ve eniştesi de Suriye'de Türk istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortak operasyonuyla yakalanmış. Henüz herhangi bir bilgi yok. Nerede tutuluyor Bağdadi'nin eşi? Eniştesi nerede? Detay yok ama tüm dünyaya çarpıcı bir cevap oldu. Bu cevap nasıl ortaya çıktı? Kim açıkladı? Birazdan bültenin en başında sizlere aktaracağım. Ne demiştim başlarken? 6 Kasım 2019 Çarşamba gününü unutmayın. Çünkü bugün İstanbul'un orta yerinde, Fatih'te, herkesin gözü önünde ama herkesten uzakta çok büyük bir travmatik olay yaşandı. Nasıl anlatayım? 4 kardeş, anneleri yok, babaları yok, eş, dost, konu, komşu, onlar da yok. Sadece birisi çalışıyor. İşsizlik had safhada. 3 kardeş, 48 ile 60 yaş arasında evde oturuyor. Kiralarını ödeyemediler, bakkal borcunu kapatamadılar, elektrik faturalarına da güçleri yetmeyince çaresizlik içinde yaşamlarına son verdiler. Hiç unutulmayacak bir gün. 4 kardeş İstanbul Fatih'te öldü ama biz Türkiye olarak ağır yaralıyız. Neden ağır yaralıyız? O önemli düstur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir denirdi, değil mi? Peki bu olay ne? Ne olacak? Bu hesabı kim verecek? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Peki, olayı derinlemesine araştırdık. İki ayrıntılı haberle birazdan bu ders niteliğindeki haberi sizlere aktaracağım. Ve üçüncü manşetimiz, ıspanak meselesi. Bu işler nasıl çözülecek? Okulda, sokakta, trafikte, mutfakta, markette, çarşıda, pazarda sürekli hileli ürün, problemli muamelelerle karşılaşıyoruz. Nasıl önüne geçeceğiz bunun? Cevap tek, denetim. Peki Türkiye'de denetim yapılıyor mu? Hak getire. Onun cevabını muhabir arkadaşım Emre Kol araştırdı bugün. Ve ikinci soru, artık botanik bilgimize yeni bir ot da katıldı. Avrat otu, güzel avrat otu, ıspanak meselesiyle birlikte. Özay Erat da muhabir arkadaşım bugün güzel avrat otunun izini İstanbul'da sürdü. İki ayrı haberle birazdan aktaracağım bu detayları da. Ve bir önemli başlık daha. Yeni İpek Yolu. Bize ortaokulda, lisede anlatılırken tarih dersinde İpek Yolu'nun önemine mutlaka vurgu yapılırdı. Ezberlerdik İpek Yolu başlığını. Unutuldu gitti sanıyorduk ama dünya siyaseti için çok ama çok önemli bir adım atıldı. Şu 800 metre uzunluğundaki, üzeri konteyner yüklü tren bu kadar önemli mi diye sorabilirsiniz. Evet, dünyada değişen dengeyi, değişen ekseni simgeliyor. Çin'den kalktı, İpek yolunu takip etti, Ankara'ya ulaştı. Sabaha karşı da İstanbul'u geçerek Avrupa'ya gidecek. Yeni İpek yolu ve o Çin treniyle ilgili çok özel bir haber hazırladık. Birazdan aktaracağım. Ve son başlık. Böylesi bir durumda
sadece Türkiye'de olurdu galiba. Ne dersiniz? Çocuğunuzu din kültürü ve ahlak bilgisi dersine gönderiyorsunuz. Dersi veren öğretmenin Hristiyan olduğu, hem de devlet okulunda Hristiyan bir öğretmenin din eğitimi verdiği öne sürülüyor. İddia bu. Ege'den, Aydın'dan geldi bu haber. Peki bu iddia doğru mu? Veliler ne düşünüyor? Böyle bir durum nasıl ortaya çıkabilir? Günün en çarpıcı haberlerinden biri. Birazdan aktaracağım tüm detaylarıyla. Geliniz 6 Kasım gününün TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Dört kardeşliler, üçü işsizdi. Ablaları modellik yapıyor, kardeşlerine bakıyordu. Ama hacizlere, borçlara dayanamadılar. Hep birlikte hayatlarına son vermeye karar aldılar. O kararı da siyanürle uyguladılar. İstanbul'un göbeğinde borç yüzünden ölümü seçen dört kardeşin yürek burkan öyküsü az sonra. Türkiye terörle mücadelesinde tarihi virajlar dönüyor. Dünyada bu mücadeleyi Türkiye kadar yoğunluklu yürüten başka bir ülke var mıdır acaba? PKK, YPG, DHKPC, FETÖ, IŞİD say say bitmiyor. Ve bugün Türkiye ile IŞİD arasında uluslararası arenada olumsuz sonuçlar doğurabilecek bağlantı iddialarına yeni bir cevap daha verildi. Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşini ve eniştesini Türkiye Suriye'de yakalamayı başardı. Operasyonla ilgili henüz detaylı bilgi yok ama flash haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bağdadi kendini tünelde ima etti. Bununla biliyorsunuz çok ciddi iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Türkiye, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ablasından sonra eşini de yakaladı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında onları yakaladık. Erdoğan, Bağdadi'nin ablasının Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıklamıştı. Benzer bir operasyon Bağdadi'nin eşi ve eniştesi için de düzenlendi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu sonucu iki isim gözaltına alındı. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. yıl kutlama töreninde konuştu. Yedi düven üzerimize saldırıyor mu? Saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip yanaklarımızın birini çevirip tokatlayın diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz. Erdoğan, İslam dininin yüceliğine vurgu yaptı. Müslüman, barış için çalışan kişidir dedi. İslam karşıtlığının yükselişe geçtiği batıya tepki gösterdi. Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslümandan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Bu ekrandan sıklıkla şu cümleyi kurdum. Eğer ortada petrol varsa Amerika için iş değişir. Her şey yapılabilir. Her yol mübahtır. Donald Trump Suriye'den çekiliyoruz dedi ama askerini petrol için geri gönderdi. Ve şimdi de Trump YPG ile paylaşacağı petrol gelirini güvence altına almak için askeri operasyona onay verdi. Suriye'den çekilme kararı alan Trump yeniden Suriye sahasına inen Amerikan askerlerinin operasyon yapmasına onay verdi. Amerikalı yetkililere dayandırılan haber, Amerika merkezli haber ajansı Associated Press'te yer aldı. Habere göre
Amerikan askerleri YPG'nin kontrolündeki alanda Deir ez-Zor'la Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik alanda aktif olması bekleniyor. Ajansa konuşan yetkililer plan üzerinde ayrıntılar için hala çalışılması gerektiğini de söyledi. Trump'ın bu kararının askeri yöneticilerin Suriye'de kalma konusundaki baskılarının bir zaferi olduğu belirtiliyor. Suriye'de kalacak asker sayısına ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yok, ancak El Tanf'taki 200 askerle birlikte 800 civarında olabileceği belirtiliyor. Amerika gerçekten Türkiye'den vazgeçer mi? Ya da Washington'daki Türkiye savaşını Trump mı, senatörler mi kazanacak? Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen, oradan da Kongre'ye giden sözde Ermeni soykırımı ve yaptırımlar tasarısı Türkiye'nin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor. İlginçtir, tam da Erdoğan'ın Amerika ziyareti öncesi Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan tırnak içinde bir yetkili Trump yönetimi Türkiye yaptırımlarına karşı diye açıklama yaptı. Ankara-Washington hattında tansiyon, geçen hafta Türkiye karşıtı iki tasarının Temsilciler Meclisi'nden peş peşe geçmesiyle yükselmişti. Ankara'nın büyük tepkisini çeken bu tasarılardan ilki, 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak nitelendiren tasarı, diğeri ise Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye'ye yaptırımların önünü açan tasarıydı. Büyük çoğunlukla geçen tasarılar sonrasında iki ülke arasında ciddi bir gerilim yaşanırken, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden kritik açıklamalar geldi. Amerikan medyasına konuşan Dışişleri Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir yetkili, Trump yönetimi geçen hafta alınan tasarılar sonrasında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı açıklamasını yaptı. Söz konusu dışişleri yetkilisi, Trump yönetiminin olası bir yaptırımın ABD'nin Türkiye ile bağlarını koparacağını ve ABD'yi Türkiye'nin hamleleri konusunda seçeneksiz bırakacağını düşündüğünü söyledi. Dışişleri yetkilisi, bu iki adım önemli bir NATO müttefikiyle ilişkilerin kopmasına sebep olur dedi. İsmini açıklamayan yetkili, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tasarıyı veto edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı. Üzerine çok şey yazdık, çok şey söyledik. Ne olacak bu Suriyeli sığınmacılar? Maddi ve manevi nereye varacak bu iş? Oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgenin pozitif etkileri nihayet görülmeye başlandı. Türkiye'den Suriye'ye dönüşler, yani tersine göç hızlandı. Bugün İstanbul'dan onlarca Suriyeli aile kendi vatanlarına döndü. Darısı geride kalan 3 milyonu aşkın tüm sığınmacılara. Yolculuk nereye? Suriye gidiyoruz. Geri dönüş olmayacak. Temelli gidiyoruz yani. İç savaştan kaçtılar, Türkiye'ye sığındılar. Artık Suriye'ye dönüş yolculukları ise başladı. Onlarca aile İstanbul'dan yola çıktı. Geride bıraktıklarının gözleri ise yaşlıydı. İnşallah yakın zamanda da savaş biter. Bütün milleti Suriye'ye gider inşallah. Esenyurt'ta kayıtlı 60 bin Suriyeli yaşıyor. Kaydı olmayanlarla bu rakam kat be kat daha fazla. Kaç yıl oldu Türkiye'ye geleli? 6 yıl. Nereden gelmiştiniz? Şam'da. Benim 3 tane çocuk var. Nerede doğdu? Türkiye'de mi doğdu? 3 tane Türkiye'de doğdu. Yıllardır İstanbul'daydılar. Esenyurt Belediyesi ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere otobüs ayarlayacağını duyurunca çok sayıda talep geldi. 7 bin civarında Suriyeli vatandaş gitti. Son 6 ayda da 1800 civarında vatandaşı gönderdik. Suriye'deki iç savaştan kaçtılar ve Türkiye'ye sığındılar. Yıllardır da Türkiye'de yaşıyorlardı ve artık onlar için dönüş vakti geldi işte. Bütün eşyalarını topladılar ve onları ülkelerine götürecek otobüsün kalkış saatini bekliyorlar. Abim burada kalacak. Biz hepimiz gideceğiz oraya. Peki nereye gidiyorsunuz şu anda? Şam. Akrabalarınız var mı orada? Var. Çok var. Peki ne konuştunuz gitmeden önce onlarla? Yani şimdi iyi. Gel. Şimdi yani savaş bitti. Kendimin yeri hepsi patlamıştı aslında. Bir daire hiçbir şey yoktu orada. Ama yan başka bir yere gideceğiz. Ama yine Şam'da. Orada bir akrabamız falan vardır yani.
Kimileri de Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı bölgelere dönüyor. Sizden önce oraya gidenler oldu mu? Sordunuz mu Azez'de durum nasıl diye? Tabii giden oldu. Benim amcamın çocukları gitti 2 tane. Şu an oradalar. Durumları da iyi çok şükür. Döndüğünüz zaman neler yapacaksınız orada? Kendi işimize bakacağız. Kendi işimizi kuracağız. Otobüslere eşyalar yüklendi. Kalanlarla vedalaşıldı. Yurtlarına, evlerine geri dönüş yolculuğu başladı bazı Suriyeliler için. Tabii arkalarında akrabalarını da bırakıyorlar. İşte onlardan bazıları. Kendileri burada kalıyor ancak akrabalarını gözyaşlarıyla memleketlerine uğurluyorlar. Niye ağlıyorsunuz? Kızım. Kızınız gidiyor. Evet. Tam 140 Suriyeli otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı. Türkiye belki birçok konuda eleştirilebilir ama kimse kusura bakmasın. Bu ülkeye sığınan mültecilere davranışı eleştiriden azadedir. Hep sevgi ve kucaklama vardır. Suriyeli sığınmacılar için kurulan kampları Yunan bir gazeteci gezdi Kilis'te. Sonrasında ne dedi biliyor musunuz? Kendi ülkemin kamplarından utanıyorum. İki fotoğraf arasındaki fark dünyada tartışma konusu olduğu mülteci kamplarını kıyaslayan Yunan muhabir ülkemden utanç duyuyorum dedi. Sağlıktan eğitime, sanattan el işlerine kadar her imkan var. Kişisel bakım yerleri, bilgisayar odaları ve daha fazlası. Burası 5 yıldızlı bir otel değil, herhangi bir eğitim kurumu da değil. Burası Kilis'te Suriyeli misafirlerin ağırlandığı mülteci kampı. Dünya Kilis'teki bu kampı konuşuyor. Zira Yunan gazetecinin manşeti Avrupa basınında geniş yer buldu. Türkiye ile Yunanistan'daki kampları kıyaslayan Alman Bild gazetesinin Yunan muhabiri, ülkemdeki durumdan utanç duyuyorum dedi. Alman gazetesinin Yunan muhabirinin yazısı dikkat çekti. Yunan muhabir, Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci kamplarını değerlendirdi. Türkiye'deki mülteci kampı ziyaretinin ardından dünya gündeminde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İki ülkedeki mülteci kampların fotoğraflarını paylaştı ve kıyaslama yaptı. İşte o yazının bir bölümü. İtiraf etmesi çok zor ama Türkiye mülteci kamplarını Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve daha insani organize etmiş. Bu fotoğraf Sakilis'teki mülteci kampına ait. Gözlerime inanamıyorum. Çocuklar için okul, anaokulu ve altın özünde çocuk kitaplarıyla dolu bir kütüphane bile var. Bu iki kare ise Yunanistan'ın mülteci kampına ait. Çocuklar pislik içinde oynuyor. Eğitim falan yok. Bakım hiç yok. Toplu banyo ve tuvaletler. İnsanlar açık havada yerde yatıyor. Şansı olan palet üzerinde yatıyor. Her yer çöp. Ve burası da yine Kilis kampı. Mutfak ve banyolu konteynerler. Çok temiz, ağaçlandırma bile yapılmış. Yunan muhabir, Alman Bild gazetesinin yazısında ülkemdeki durumdan utanç duyuyorum ifadesini kullandı. Alman Bild muhabiri bu konuda haksız sayılmaz. Türkiye'deki mülteci kampları Suriyeli misafirlerine örnek bir hizmet sağlıyor. Suriyeli Büşra Gazeli 6 yıldır bulunduğu kampta sağlık hizmetine kadar birçok imkandan faydalandıklarını söyledi. Çok iyiyiz, mutluyuz. Allah razı olsun onlardan. Çok iyi bakıyorlar. Eksiğimiz yok. Ben mesela burada 5 senedir çalışıyorum tercüman olarak. Hastalara her türlü şekilde bakılıyor. Hiç eksik olmuyor. Suriyeli Rihan Necip de sosyal tesislerdeki meslek edinme kurslarına dikkat çekti. Önce 6 yıldır kampta geldik. Kampta hastaneler var, okullar var. Her şeyler var. Kadınlar için kurslar var. Misafirperverliğiyle nam salan Türkiye, Suriyeli misafirlerine sunduğu imkanlarla bir kez daha dünya gündemine geldi. Ve günün haberi. Neresinden başlasam anlatmaya, nasıl anlatsam ben bilemedim. Bu çok büyük bir olay. Tabii anlayabilene. İstanbul Fatih'te, yani metropolün orta yerinde ama hepimizden, herkesten uzakta 4 kardeş yaşıyordu. Anne babaları, akrabaları, eşleri, dostları yoktu. Sadece
bir kardeş çalışıyordu. Evleri kiraydı. Bakkala da borç birikmişti. Elektrik faturasını da ödeyemedikleri için karanlıkta yaşıyorlardı. Kimselerden yardım istemediler, isteyemediler. Kimseler de bu çaresizliği fark edemedi. Yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş dayanamadı bu yokluğa. Arsenik içip yaşamlarına son verdiler. Onlar öldü ama biz toplum olarak ağır yaralıyız. Çünkü o 4 kardeş bizim yüzümüze hani komşusu açken tok yatan bizden değildi diyerek kocaman bir tokat vurdu. Çok güzel insanlar, 10 numara insanlar. Peki neden böyle bir şey yaptınız? Sıkıntı abi, parasızlık abi. Komşularına göre çok güzel insanlardı ama ölümü seçtiler. Dördü de kardeşti, ölüme de birlikte gittiler. Arkalarındaysa yanıtlanmamış birçok soru bıraktılar. İşlerine kaparlardı, bir de biraz işte bu maaşlarına haciz meciz gelince birilerine kefil olmuşlar. Paraları da gidince demek çareyi orada buldular, sahipsizlerdi. Gidip gelenleri yoktu. Türkiye İstanbul Fatih'ten gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Dört kardeş Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran yetişkin. En küçüğü 48, en büyüğü 60 yaşındaydı. Komşuları 2 gün boyunca onlardan haber alamadı. Polis çağrıldı. Bir gün görmeyince her akşam saat 5'te 6'da alışverişe gelirlerdi. Görmeyince onun iş yerinden bir arkadaşı geldi. Dedi telefonları kapalı hemen 155'i ara. Dört kardeşten haber alınamayınca işte bu kapı çilingirle açıldı ve içeriye girildiğinde içerideki duvarda "Dikkat, siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" yazısıyla karşılaştılar ve ondan sonra da hemen ekiplere haber verildi. Kapıyı açtık ki duvara yazı yazmışlar, kağıttan yapıştırmışlar. Siyanür içtik, içeride zehir var, sakın içeri girmeyin. Odalara baktık ki hepsi dördü de birden ölmüş. Hem yazı hem de yoğun koku üzerine AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Biriminden yardım istendi. Ekipler dört kardeşe mezar olan eve maskelerle girdi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken evleri mühürlendi. Fatih'te meydana gelen ve dört kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorularının cevabı Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından cevap bulacak. Polis şimdi kardeşlerin ölümü üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Doğruya doğru, benim canım çok yanıyor. Bugün ne yedim, ne içtimse inanın boğazıma düğümlendi. Yıl 2020 olmuş ve böyle bir çaresizlik yaşanmış bu yaşlı kardeşlerin içinde. Ve ne kadar zarif insanlarmış ki ölürken bile kimseye zarar vermemek için kapılarına "Dikkat, arsenik var" diye yazmışlar. Eve gelecek ekipleri korumak istemişler. Peki kardeşleri tanıyanlar ne diyor? Bu büyük travma nasıl ortaya çıktı? Söz şimdi o tanıklarda. Ben dedi bıktım bu hayattan dedi Kamuran dedi hep dedi borçlar geliyor dedi Kamuran düzelir dedim. Yani yaşamaktan artık hepsi böyle bıkmıştı yani. Bir ablaları vardı müzik öğretmeni Mimar Sinan'da, maaşına haciz koymuşlardı. Öbürleri boş geziydi, iş bulamıyorlardı, kirayı ödeyemiyorlardı. Bana borçları vardı, utanıyorlardı. İddiaya göre dört kardeşi ölüme götüren de o utanç oldu. Parasızlık abi, maaşına bir adamın haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur abi? Yaşamına son vermek aynı zamanda hani bir umutsuzluk ve hani bu acıya son vermek anlamına geliyor. Oya yetişkin, 15 yıldır alışveriş yaptığı bakkala göre öğretmen, 35 yıldır arkadaşı olduğunu söyleyen Serpil Alkan'a göre resim öğrencilerine poz veren bir modeldi. Kardeşler arasında tek çalışan da oydu ama o maaşa da haciz geldi. Modellik yapıyordu. Sonra Bursa'ya geçti. Bursa'da bayağı çalıştı, bayağı bir çalıştı kadınca. Mimar Sinan'da yani ne olarak anantariyle çalışıyordu. İş yok, maaşa haciz konmuş. Bir kişi 4 kişiye bakıyor. 2 milyar ev kirası var.
1 milyar elektrik, su, doğalgaz geliyor. Nereden ödeyecek? 1 milyar 280. Kardeşlerin 3 aydır elektrik faturalarını ödeyemedikleri belirlendi. Yaşasalardı sabah saatlerinde 340 liralık borç nedeniyle elektriklerini kesmeye gelen görevliyle karşılaşacaklardı. 4 kardeşin cansız bedeni yaşadıkları evden çıkartıldı ve polisler olay yerinden ayrıldıktan saatler sonra elektrik kurumuna bağlı ekipler geldi ve hayatını kaybeden 4 kardeş 2 aydır elektrik faturasını ödeyemediği için elektriklerini kesti. Elektrikçi geldi, elektriklerini kesildi. Televizyoncu arkadaşlar da 15 kişi buradaydı. Ölen adamın dedim elektriği mi kesilir ya? Elektrik şirketinden bu olay üzerine açıklama geldi. Yaşananlar için acı bir tesadüf denildi. Aboneliğin başkası adına olduğu belirtildi. 3 faturanın ödenmediği bildirildi. Hiçbir şeyden habersiz görevlilerin elektriği kestiği, olayın öğrenilmesinin ardından daireye yeniden elektrik verildiği kaydedildi. Ölüm sebepleri kadar ölüm şekilleri de tartışma konusu dört kardeşin. İnternetten satın aldıkları siyanürle hayatlarına son verdiği iddia edildi. Duvara astıkları "Dikkat siyanür var" yazısı bu iddiayı güçlendirdi. Kendi kendilerini izleyenler, siyanür, internetten siyanür almışlar. Kardeşlerden biri Sara hastasıydı. Üzerinde durulan bir diğer ihtimal tüm kardeşlerin hasta olan kardeşlerine verilen antidepresanları içerek ölüme gittiği. Bir de psikolojik soruları vardı. Devamlı depresyon ilaçları alıyordu. Sara hastası bir birey de olduğu için onların tedavilerine ek olarak aslında bu ilaçlar yazılabiliyor. Belki bu ilaçların bir şekilde evde var olmasından kaynaklı bir şekilde planlanmış bir şey olabilir. Dört kardeşin cenazeleri adli tıp kurumunda. Yapılan otopside ise kardeşlerin kanında siyanüre rastlandı. Çin'den yola çıktı, Ankara'ya ulaştı. 820 metrelik dev tren şimdi İstanbul'a geliyor. Marmaray'dan geçecek, Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek. Uzak Asya'dan Avrupa'ya giden ilk yük katarı az sonra. Irak'ta değişen bir şey yok. İşsizlik ve yoksulluk protestoları var. Hükümeti de fena halde sallıyor. Amerika ve İsrail, İran yanlısı yönetimin devrilmesini isterken İran hükümeti tutunmaya çalışıyor. Daha doğrusu İran hükümeti ayakta tutmaya çalışıyor. Ve son durum, göstericiler 3 milletvekilinin evini ateşe verdi. Irak'ın kuzeyindeki Zikar vilayetinde göstericiler 3 milletvekilinin evini yaktı. Ateşe verilen evler Sayrın Koalisyonu milletvekillerinden Naci El Saidi, El Fetih Koalisyonu'ndan Muna El Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep El Hazırici'ye aitti. Olaylarda can kaybı yaşanmazken sivil savunma ekipleri evlerde çıkan yangınları söndürdü. Bu arada gösterilerde ilginç görüntüler oluştu. Otobanda lastik yakan eylemcilerden bazıları trafik işaretinin direğine kurdukları salıncakta sallandı. Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde sokaklarda. Protestoların hedefinde olan Başbakan Adil Abdülmehdi ise alternatif isim çıkarılmadan hükümet değişikliği olmaz diyor. Ülkede 24 saatte 13 kişi daha hayatını kaybetti. Ekim ayı başından beri can kaybı 267'ye ulaşırken, 2 hafta önceki bir rapor, ilk 150 ölümün %70'inin baş ve göğüs yaralanmalarından kaynaklandığını ortaya koymuştu. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı. Şimdi size bir tavrın fotoğrafını sunacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK faciadır sözü nedeniyle Bülent Arınç'a "esef duyuyorum" diyerek tepki göstermişti. İş orada bitmedi. Arınç'a tepki, Yüksek İstişare Kurulu toplantısındaki oturma düzenine de yansıdı. İlk toplantıda Cumhurbaşkanı'nın hemen yanı başında oturan Arınç'ın sandalyesi bakın nereye gitti.
KHK bir faciadır. Kendisi de bir hukukçu olduğuna göre KHK'ya bir facia ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK faciadır sözüne sert tepki göstermişti. O tepki Yüksek İstişare Kurulu toplantısındaki oturma düzenine de yansıdı. İlk toplantıda Erdoğan'ın yanına oturan Arınç'ın yeri ikinci toplantıda değişti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili yaptığı çıkış büyük tartışmaya neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arınç'ın sözlerini esefle karşıladım diyerek tepki gösterdi. Bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Tabii şık bir açıklama değil. Kabullenmek de bunu doğru değil. Erdoğan'ın işaret ettiği Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ve Bülent Arınç katıldı. Toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yla Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Ancak yaklaşık 3 saat süren toplantıda gözler Bülent Arınç'ın üzerindeydi. Toplantıda bir detay dikkat çekti. İlk toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen sol yanı başında yer alan Arınç'ın yeri değişmişti. Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını 2 Ekim'de yaptı. O günkü toplantıda Erdoğan'ın sol yanı başında Bülent Arınç yer aldı. Ancak ikinci toplantıda oturma düzeni değişti. Erdoğan'ın sol yanına bu kez Yıldırım Akbulut oturdu. Sağ başta ise yine İsmail Kahraman vardı. Bülent Arınç'ın sağdan 3. sıraya oturtulması dikkat çekti. KHK gerginliğinin ardından Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaşanan koltuk değişikliği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü toplantısında da sözü FETÖ'yle mücadeleye getirdi. Yine adresi teslim mesajlar verdi. Benim 251 evladım bu ülkede 15 Temmuz gecesi şehit edilecek. 2193 kardeşimiz gazi olacak, birileri çıkacak, hala birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek. Bu şehitlerimizin, bu gazilerimizin hesabını kim soracak? Onların hesabını sormak şu anda yönetimde olan insanlar olarak bizim görevimiz değil mi? Bizim görevimiz. Derler ya, yenilgi sahipsizdir ama başarıyı herkes sahiplenir. Gerçekten de öyle. 23 Haziran seçiminde İstanbul'da büyük başarı sağlayan CHP'de bugünlerde kitap gerilimi yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu için Kahramanın Yolculuğu kitabını yazan kampanya direktörü Necati Özkan'a il başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendini kahramanlaştırma, başarı CHP teşkilatınındır dedi. İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na götüren süreç kitap oldu. O kitap parti içinde tartışma başlattı. Çok sağ olun. Kitabın yazarı Necati Özkan, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 3 seçim kampanyasında direktördü. Ön sözünü İmamoğlu'nun kaleme aldığı kitabına Kahramanın Yolculuğu adını verdi. Tanıtımı yapılan kitaba ilk tepki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla isim vermeden Özkan'ı eleştirdi. Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul İttifakı'nın emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir. Kitabın parti içinde ne tür tepkilerle karşılanacağı merak konusu. Yerli ya da yabancı bir turist için İstanbul'un sembolü neler olabilir? Boğaz, köprüler, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Eminönü'nde martılar eşliğinde balık ekmek. Mahkeme son kararını verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin dediği oldu. Eli kulağında. Fatih Kaymakamlığı balık ekmek teknelerini kısa süre içerisinde kaldıracak. Balık
ekmekçiler kaldırılacak. Ne diyorsunuz? Hiç benimsemiyorum. İnşallah kalkmaz. Ben 60 yaşındayım. Her zaman buraya geldim mi yiyorum. Mis gibi balık ve ekmek Eminönü'nün olmazsa olmazıydı. Buraya gelen balıkçı teknelerinde balık ekmek yemeden evine dönmedi. Ancak bundan sonra bu keyfi yapamayacağız. Çünkü balıkçı tekneleri kaldırılıyor. Bir emek vermişiz. Çoluk çocuğumuz var. Kiracıyız. Şimdi yaşım geçmiş. Ben bu yaştan sonra neredeki bir fabrikada çalışabilirim? Nereye işe girebilirim? Elimde bir mesleğim yok. Ne yapabilirim yani? Düşünüyorum. Üzgünüm yani. Eminönü'ndeki 3 teknede 2006 yılından beri balık ekmek satılıyordu. 1 Kasım'da sözleşmeleri bitti ve belediye sözleşmeler yenilenmeyecek, tekneler de kaldırılacak dedi. Ve balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı aldırmışlardı. Ancak mahkeme o kararı da reddetti. Şimdi balıkçılar kara kara akıbetlerinin ne olacağını düşünüyor. Son karar, yürütme kararının tekrar durduruldu. Kapatılması kanunda bir karar çıktı. İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Burada olmak istiyoruz ve şu an buradayız ama süt daim olarak burada kalmak istiyoruz. Büyükşehir balıkçı teknelerinin kaldırılmasını isteyince balıkçılar İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Tekneler kaldırılacakmış desem? Vallahi kaldırılmasa daha iyi, bilmiyorum. Şimdiye kadar kalmıştı, niye kaldırılıyor ki? Büyükşehir Belediyesi'nin savunmasını yapmasının ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı. Böylece tahliye ile ilgili yasal süreç kaldığı yerden devam edecek. Kararın ardından balıkçı tekneleri şimdilik satışlarını sürdürüyor. Naime teyze Eminönü'nde balık ekmek keyfi yapıyor. Teyzeciğim, bu keyif son keyif olabilir, biliyorsun değil mi? Olmasın. Üzülür müsün balık ekmek tekneleri kalkarsa? Üzülürüm. Pis olur. Yani yenmez, millete rahatsızlık, hastalık verir. Kaldırılır. Ama ne güzel, yiyip içiyoruz. Niye? Teknelerin kaldırılması Eminönü'ndeki balıkçı dükkanlarına yarayacak. Ama oradaki esnaf da kimsenin ekmeğinden olmasını istemiyor. Siz de balık ekmek satan bir dükkanda çalışıyorsunuz. Tekneler kaldırılacak. Ne düşünüyorsunuz? Bu size mi yarayacak? Bir taraftan yarayacak ama bir taraftan da oradaki insanlar, sonuçta 200-250 kişi orada ekmek yiyor. Onlara da yazık. Yani biz ekmek yiyeceğiz diye onları da kaybetmek zorunda değil. Onlara yazık değil mi? Herkes orada memnundur yani. Halk memnunsa kaldırmayacaksınız. Memleketimin ıspanak gündemi yine çok sıcak. Öyle bir panik yaşandı ki neredeyse ülkenin dört bir yanında kimse ağzına ıspanak sürmüyor. Ve bir süre daha böyle girecek gibi görünüyor. Şimdi bu ıspanak krizinde botanik bilgimize yeni bir detay, yeni bir çarpıcı ayrıntı daha katıldı. Neydi o? Güzel avrat otu. Arkadaşım Özay Erat bugün İstanbul'un pazarlarında güzel avrat otunun izini aradı. Bakalım bulabildi mi? Sifte yok daha vallahi. Daha 5 kilo satmışız. Burası Sefaköy kapalı semt pazarı. Pazarcı Şaban Demir dertli. İşte bir yabani ot yüzünden ıspanaklar kaldı yani. O yabani otun adı güzel avrat otu. Ben baksam bu ıspanakların içinde bulabilir miyim onu? Yok be ablacığım, tertemiz ıspanak açayım. Ha, görüyorsun ablacığım. Bir tane de ben seçeyim. Efendim, güzel avret otunu arıyoruz. Hiçbir şey yok içinde ama adı çıkmış bir kere abla, otun. Hep olacak diye bir şey var mı güzelim her yerde? Orada var diyerekten ama orasının en önce deresine bakacaklar, ergenesine bakacaklar. Zehirlenme olayı İstanbul'dan başka Tekirdağ'da da yaşanmıştı. 40 senedir ömrümde ıspanak satıyorum bahçelerde, böyle şey görmedim. Esnafın, pazarcının ekmeğiyle oynanıyor şu an. Bu tezgahta bulamadık. Pazarda acaba başka yerde var mı? Gel bir gidelim bakalım. Şu güzel avret otunu arayacağız. Rehberimiz pazarcı Remzi Sevimoğlu. Tezgah efendim, dolaşıyoruz şu anda pazarı. Ramazan Sevim bizi kendi tezgahına getirdi. Yok şu an, arasan hepsini döksen bile bulamazsın içinde. Ararım. Ara, canın sağ olsun, buyurun. Tezgahın arkasına geçip ıspanakların altını üstüne getirdim. Bir tane bir yaprak bul da ben şu tezgahı kapatacağım. Ben bulamadım, bir şey diyemiyorum.
Geldim. Aldığın zaman ıspanağı böyle tutup da ayıklamazsan otunu motunu, o ıspanağın içinde her şey oluyor. Ot da oluyor topladıkları zaman. Olmuyor mu? Oluyor. Çocukken ot yemişim diye ölmemişim. Ha? Yani. Yalan söylerler. Öyle tarım şey ilaçları vermişler. Bu tarım ilaçları her sebzeden millet kanser de olur, ülter de olur. Lütfen buna el ettim, bunlara dur diye. Market tezgahında ıspanak az da olsa kendine yer bulmuş. Karşımıza önce Fatoş Keskin Demirdiş çıktı. Sizin aklınız karışık mı ıspanak konusunda? Hayır. Yok, benim için hiç karışık değil. Ben yaptım, bir defa yaptım. Ben ölmediysem hiç kimse ölmez herhalde. Ben daha yeni evliyim bir de üstelik. Yeni gelinle ıspanak sohbetine yeni damat Doğan Demirdiş de katıldı. Eşiniz şu günlerde ıspanak pişirse yer misiniz? Yerim. Endişe etmez mi? Etmem. Tarımsal bir ilaçtan da olabilir. Zehirlenme, gıda zehirlenmesi. Yani bu zamana kadar birçok yedik. Evde de annelerimiz yapıyor diyoruz. Hiçbir sıkıntısını yaşamadım ben bugüne kadar. Sevgin Erdoğan ıspanak demetini inceleyenlerden. Ispanağın içinde yabancı bir ot olsa onu ayırt eder misiniz? Tabii. Ayırt edebilirim. Nasıl ayırt ediyorsunuz? Ispanağı tanıyorum yani, senelerdir hep aldığım şey. Bugünlerde adı çıktı. Evet, adı çıktı ama yine de ben almaya devam ederim diye düşünüyorum. Bu konuda yalnız değil. Bugün öğlende 7-8 porsiyon ıspanaklı mantı verdim mesela. Hamiyet Malkoç Yeşilköy'de restoran işletiyor. Onun için ıspanağın rengi önemli. Koyu yeşil olmalı. Ton farkı bulunmamalı. Bu kimyasal kullanılanlarda öğrendiğim kadarıyla açıklı koyuluklar çok daha fazla oluyor. Bakın bunda da mesela renginde açıklı koyuluklu yok. Hamiyet Malkoç yapraklara tek tek dokunuyor çünkü. O tazeliği, o diriliği görebilirsiniz ama kimyasalların kullandığında daha serttir, daha kalındır. Markette ve pazarda durum bu. Bayrampaşa haline gelince. Şu anda da halde çok ıspanak var. Peki ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Ne olacak? İmha edilecek. Soralım, siz ne düşünüyorsunuz? Bir an önce ıspanak yiyelim istiyorum. Yani rahat, gönül rahatlığıyla yiyelim istiyorum. Daha da güzel avrat otunu unutmayız biz. Peki bu işlerin çözümü nereden geçiyor? Cevap belli. Denetim, denetim, denetim. Çarşıda, pazarda, okulda, ulaşımda, trafikte. Her olumsuzluğu yenecek şey denetim. Peki denetim yapılıyor mu Türkiye'de? Alınan önlemler yeterli mi? Muhabir arkadaşım Emre Kol, şu zirai ürünlerde, manav ürünlerinde, tarım ürünlerinde acaba denetim sonuç veriyor mu? Bu çok önemli soruların cevaplarını araştırdı bugün. Taklit ve tahşiş yapılmış ürün piyasada çoktur. Gıda denetimleri istenilen seviyede değil. Gıda denetimi az, cezalar yetersiz. Şirket sermayesini sarsacak nitelikte ciddi bir para cezası kesilmedi. Ispanak zehirlenmelerinin ardından gözler bir kez daha gıda güvenliği ve denetim mekanizmalarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri her yıl yüz binlerce denetim yapıyor. Taklit ve tahşiş, yani karışım ürünleri yakalıyor. Bakanlık bu denetlemelerde defalarca vatandaşa domuz, at ve eşek eti yedirildiğini tespit etti. Gıdada taklit ve tahşiş denildiğinde akla gelen ilk sektör et sektörü oluyor. Özellikle de salam, sosis ve sucuklarda. Bir sucuk alıyorsunuz, üzerinde %100 dana etidir yazıyor. Ancak aslında içindekiler incelendiğinde içine domuz etinden soyaya kadar pek çok karışımın girdiğini öğreniyorsunuz. 2018 verilerine göre Türkiye'de 674 bin kayıtlı, onaylı ve onay işlemleri süren gıda işletmesi var. Denetçi sayısı ise 6825. Yani bu kadar görevliyle tam olarak işletmeleri denetlemek oldukça zor. 2018 verilerine göre 1 milyon 124 bin denetim yapıldığı söyleniyor. Ülke içerisindeki gıda işletmesine böldüğümüzde bir rakamının çok az üzerinde bir rakam karşımıza çıkmaktadır. Denetimler konusunda doğru dürüst bir politika yok ne yazık ki. On binlerce taklit ve tahşiş yapılmış ürün tespit edildiği halde geçen yılki faaliyet raporuna göre 181 tane Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapıldığını söyleniyor. Sadece denetimler az değil, denetimler sırasında kesilen cezai yaptırımlar da az. Bir örnek vermek gerekirse, taklit ya da tahşiş yaptığı fark edilen bir firmaya kesilen ceza bugün için 22.742 lira civarında. Yani bu işten milyonları götürmüş bir firma için bu rakam devede kulak kalıyor. Firmalar ödüyor cezalarını ve aynı aykırılıkları yapmaya devam ediyor. Niye? Çünkü o aykırılıktan çok kar ediyor. Bu rakamlar insanları ödüllendirmekten öteye gitmez. Bir sonra yapacağı hilenin
kendisi için hazırlığıdır. Düşük cezaları ödeyen firmalar bazen hiç isim değiştirme gereği dahi duymadan ya da tabela değiştirerek üretim ve satış yapmaya devam ediyor. Şirket sermayesini sarsacak nitelikte ciddi bir para cezası kesilmeli ki bir daha da böyle bir işe tenezzül edemez. Tüketicilerin düzenli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor bu denetim sonuçları hakkında ki tüketici o ürünü almasın. Aynı durum ıspanakta da geçerli. Ispanağa zehirli otlar karışmış ya da zararlı kimyasallar kullanılmış olsa da sonuç değişmiyor. Bu ıspanaklar denetimsiz olarak vatandaşın mutfağına nasıl girdi sorusu cevapsız kalıyor. Türkiye'deki yaş meyve sebzedeki en büyük sorun tarımsal ilaç kalıntısıdır. Bu diğer gıda güvenliği tehditlerinden daha önemli bir tehdittir. Zor günler yaşayan ekonomimizde zor zamanlara eşlik eden esnaf için müjdeli bir haber var. Neredeyse siftahsız dükkanlar kapatılıyor ama işsizlik maaşının kapsamı da genişletiliyor. Artık kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa da maaş geliyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen esnaf önümüzdeki yıl başından itibaren prim ödeyecek. İlk maaş ödemesi ise 2023'te. İflas etseniz işsizlik maaşı gibi bir güvenceniz var mı? Normal kendi yatırdığımız kendi sigortamız var. Onun dışında herhangi bir güvencemiz yok. Güvencemiz, sağlığımız, başka bir şey yok. İflas eden, iş yerini kapatan esnafa destek olacak esnaf ahilik sandığı uygulaması 1 Ocak 2020 yılından itibaren hayata geçiyor. Uygulama kapsamında esnaf 1 Ocak itibariyle prim ödemeye başlayacak ve 2023 yılından itibaren aylık alabilecek. Esnaf ahilik sandığı uygulaması kapsamında prim toplanmaya 1 Ocak 2018 tarihinde başlanması planlanıyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu tarih 1 Ocak 2020 olarak güncellendi. 2020 Cumhurbaşkanlığı programında işsizlik sigortası fonunun gelirlerine esnaf ahilik sandığı için toplanacak primler de dahil edildi. Buna göre yılbaşından itibaren prim ödemeye başlayan esnaf 2023 yılından itibaren herhangi bir şekilde işsiz kalırsa sandıktan işsizlik maaşı almaya başlayacak. Bu güzel bir uygulamaymış. İyi değerlendirmiyorum. Onun için normal. Hayat sigortası da yaptırılabilir. Bireysel emeklilik de yaptırabilir. Gene para bizden çıkacak. Bir şey gayet iyi olur yani. İyi olmasın. Herkes için iyi olur. Herkes için gayet iyi olur. Sandık için esnaftan brüt asgari ücretin %2'si oranında prim alınacak. Devlet de %1 oranında katkı sağlayacak. Daha yüksek işsizlik maaşı almak isteyen asgari ücretin 2 katı üzerinden prim yatırabilecek. Esnafın ödeyeceği aylık prim tutarı 2020 yılında geçerli olacak, asgari ücrete göre hesaplanacak. Ancak uygulama bu yıl geçerli olsaydı esnaf her ay 51 lira ile 102 lira arasında değişen tutarlarda prim ödeyecekti. İşsiz kalan esnafa son 4 aylık prime esas kazancının %40 oranında işsizlik maaşı bağlanacak. 2019 yılında ödemeler başlamış olsaydı 1015 lira ile 2031 lira arasında işsizlik maaşı ödenecekti. İşçiler için ne kadar prim yatırılır ise yatırılsın alabilecekleri işsizlik maaşı azami 2031 liraya ulaşacak. Sizden 1 Ocak itibariyle prim kesilecek ve işsizlik maaşı ödenmeye başlayacak. Yani gayet güzel tabii ya. Ya gerçekten diyorum ya, çıkan kanunlar her zaman iyidir. İşsizlik maaşı süresi ise işçilere paralel olarak belirlendi. Son 3 yıl 600 gün prim ödeyenler 6 ay, 900 gün prim ödeyenler 8 ay, 1080 gün prim ödeyenler de 10 ay boyunca işsizlik maaşı alacak. Uzak Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin dengelerini değiştirecek Demir İpek Yolu projesi artık resmen başladı. Çin'den yola çıkan 820 metrelik, neredeyse 1 kilometrelik yük treni başkent Ankara'ya ulaştı. Şu anda da İstanbul'a doğru geliyor. Marmaray'dan, yani Boğaz'ın altından geçecek ve Avrupa'ya gidecek. Çin'den çıktı, 12 günde Türkiye'ye geldi. Bir rüyayı gerçek yaptı. Marmaray'ın Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan demir yoluyla bağlanmasının ardından Demir İpek Yolu projesi tamamlandı. Tarihi projenin ilk seferi ise Çin'den yapıldı. Çin Yan kentinden yola çıkan 820 metrelik yük treni Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı aşıp Türkiye'ye ulaştı.
820 metre uzunluğundaki yük treni tam 12 gün önce Çin'den yola çıktı. Kazakistan'ı, Azerbaycan'ı, ardından Gürcistan'ı geçti. Türkiye'ye girdi ve şu anda da başkent Ankara'nın tren garına yavaş yavaş ilerliyor. Trenin Türkiye'ye kadarki yolculuğu 12 gün sürdü. 11.483 kilometre yol yapan trende 42 tırın taşıyabildiği 42 konteyner vardı. Tren Ankara garında törenle karşılandı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Duran'ın yanı sıra trenin geçtiği ülkelerin de temsilcileri vardı. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Tren Çekya'nın başkenti Praga birkaç günde ulaşacak. Bu süre içerisinde Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı da aşacak. Avrupa ve Çin arasındaki ticaret genellikle deniz yoluyla yapılıyordu. Ancak Çin'den yola çıkan bir gemi Avrupa'ya ortalama 1,5 ayda ulaşıyordu. Demir İpek yolunda seyreden tren Çin'den İngiltere'ye sadece 18 günde ulaşacak. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır. Velhasıl yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı demir İpek yolu hattı global ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif olmuştur. Elektronik ürün taşıyan yük treni Bakan Turan'ın hareket işaretiyle gardan ayrıldı. İlahiyat fakültesini bitirdi, din dersi öğretmeni olarak Aydın'da bir lisede görevlendirildi. Oysa o çoktan Hristiyanlığı seçmişti. Sosyal medya hesaplarından misyonerlik yaptığı öne sürülen din dersi öğretmeni az sonra. Adana'da evde oyun oynayan 2,5 yaşında bir çocuk pencereden dışarı sarktı. Tam düşüyordu ki 10 yaşındaki abisi onu tutmayı başardı. Ve yardım gelene kadar da sımsıkı kavradı, hiç bırakmadı. Sokakta gerilim, 4. katta can derdi vardı. Küçük çocuğu 10 yaşındaki abiyi hayatta tuttu. Ben oynuyordum. Gizli gizli oraya iki ayağını sokmuş, oradan da bana dönüktü. Ben çıkarmaya çalışıyordum. Cihancan 2,5 yaşında. Hayat dolu küçük bir çocuk. Cama çıkıp 4. kattan dışarıya sarkacak kadar da yaramaz. İmdat dedim. Çocuk düşüyor dedim. Bu yardım feryadı Cihan'ın abiyi Özgür'e aitti. Sesini Adana Çukurova'ya bağlı Toros Mahallesi sakinleri duydu. Sokakta kalabalık bir grup toplandı. Cihan kurtarılmalıydı. Bir bina sakini 3. kattaki evinin camına çıktı, Cihan'a elini uzattı. Ama çabası yetersizdi. Eli Cihan'ı ölümün kıyısından çekip almaya yetmedi. Umutlar henüz kaybolmuş değildi. Çünkü Cihan'ı abi Özgür tutuyordu. Emniyet kemeri gibi kavramıştı kollarını. Bırakmadı. Cihan'ın düşmesine izin vermedi. Kardeşi için yardım bekledi. Çok korktum yani. Dua ettim çok. Tutabildin mi peki? Gücün yetti mi? Yetti. İyi oldu. Mahalleli 4. kata koştu. Anne evde yoktu. Kilitli kapı balyozla kırıldı. Cihan havaya kaldırılıp eve alındı. Kurtarılmasıyla herkes derin bir oh çekti. Bana kurtulacak diyorlardı içeri girdiklerinde. Kurtuldu. Okuldan dönen anne duydukları karşısında şok oldu. Ancak oğlunu sağ salim karşısında görünce rahat bir nefes aldı. Cihansa oyununa kaldığı yerden devam etti. Kırıkkale'de bir kedi kurtarma operasyonu yapıldı ama öyle böyle bir operasyon değil. İtfaiye yetmedi. AFAD devreye girdi. Sismik tarama cihazlarıyla kedinin yeri tespit edildi. Ve sonunda ölmek üzere olan yavru kedicik düştüğü borunun içinden çekip çıkarıldı. Sismik cihazımızla ölçüm yapıldı.
kedinin burada olduğu tahmin ediliyor. Delme işlemi yaparak kediyi buradan alacağız. İtfaiye de devredeydi AFAD'da. Kedi 3 gündür tuvalet gider borusunda kurtarılmayı bekliyordu. AFAD ekibinin yardımıyla yeraltı sismik tarama cihazıyla kedinin yeri tam olarak tespit edilecek. Ona göre tespit edildiği yerden kedi kurtarılacak. Yeri tespit edildi, telef olmak üzereyken kurtarıldı. Hay maşallah. Hay maşallah. Kırıkkale'de bir sigorta şirketine ait tuvaletten kedi sesi duyuldu. AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler kolları sıvayıp Yeni Doğan Mahallesi'ne koştu. Yavaş yavaş uzat abi. Kedinin sesi tuvalet gider borusundan geliyordu. Boru kırıldı, aşağıya doğru kamera uzatıldı. Aşağı et. En altta mı? Devam et. En altta indi bu. Devam et. Devam et abi. Abi yavaş uzatıyor ya. Bir dur abi. Dur abi. Dur. Kal öyle, kedi orada. Kedi niye hareket etmiyor? Kedi 3. kattan 1. kata düşmüştü. Hareket etmiyordu. Kaybedecek bir an bile yoktu. Hiltiyle beton kırıldı, kedi sıkıştığı yerden alındı. Hay maşallah. Yok, yaşıyor. Su koyabilir miyim? Su var mı hocam? Çok üşümüş, bir sıcak bir ortam var mı? Ben şimdi bir suya sok istersen. Bir gazete parçası getirebilir misin? Gözleri toprak olmuş, bir su yap istersen. Kedi itfaiye aracıyla veterinere götürüldü. Yolda klima ile ısıtıldı. Yolun açılması için sirenler çalıştı. Devam et. Yaralı kedi acil serviste tedavi altına alındı. Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs müşteri dolu mağazaya daldı. Hem mağazadakiler hem de araçtakiler büyük tehlike atlattı. Sürücü kontrolünden çıkan panelvan minibüs giyim mağazasına girdi. Müşteriler ölümden döndü. Küçük bir çocuk ezilmekten kıl payı kurtuldu. Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin sürücüye zor anlar yaşattı. Panelvan minibüs sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Minibüsüyle mağazaya girdi. İçerisi müşteri doluydu. Küçük bir çocuk aracı görür görmez kaçmaya başladı. Ezilmekten saniyeler farkıyla kurtuldu. Minibüsten inen sürücü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yanındaki yolcu koltuğunda küçük bir çocuğun indiği görüldü. Sürücünün küçük çocuğu ön koltuğa oturtarak güvenlik ihmalinde bulunması da dikkat çekti. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı. İflas bayrağını çeken özel okullar kervanına İstanbul'dan bir okul daha katıldı. Kemerburgaz'daki kolej iflas edince öğrenciler de öğretmenler de doğal olarak isyan etti. Yani paralarımız gitti. Onların peşinde değiliz. Ben çocukların eğitimini düşünüyorum. Yani mağduruz yani sonuçta. Özel kolej iflas etti. Veliler de, öğretmenler de isyan etti. 9 senedir ben buradayım. 4 aydır maaşımı alamadım ya. Olur mu böyle ya? Olacak iş mi ya? İstanbul Kemerburgaz'daki özel bir kolej iflas bayrağını çekti. Çocuklarımızı yazdırdık buraya, güvendik. 3 senedir okuyordu benim çocuğum. Okul gümlemiş herhalde. Birkaç gündür vardı böyle bir söylentiler. İnanmadık. Dün tabii okul kapandığı açıklandı. 51 öğrenci ortada kaldı. Okul önünde toplanan veliler duruma tepki gösterdi. Öğrenci başı 20'şer lira para verdik ama ben yani kendi şahsıma konuşuyorum. Ben paranın peşinde değilim. Ben çocuklarımın eğitiminin peşindeyim. Binlerce lirası giden veliler kara kara çocuklarının eğitimini düşünüyor. Çocuklarımızı nereye yerleştireceğiz? Bunların peşindeyiz. Çocukların eğitimi yarım kaldı. Veliler ve öğrenciler gibi öğretmenler de mağdur oldu. Ancak veliler onlara da tepkili. 9 senedir ben buradayım. 4 aydır maaşımı alamadım ya. Olur mu böyle ya? Olacak iş mi ya? Öğretmenler maaşını alamamış. Yani 4 aydır maaşını almıyorsan bizi uyandırabilirlerdi. Biz de başımızın çaresine bakardık. Eğitimle devam edelim. Haberin kahramanı Aydın'daki bir Anadolu Lisesi'nin din kültürü öğretmeni. Öğretmen İlahiyat Fakültesi mezunu, uzun süredir de din dersi veriyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz?
o öğretmenin sosyal medya hesaplarından misyonerlik yani Hristiyanlık propagandası yaptığı iddia edildi. İddialara göre Hristiyan'dı. Din kültürü dersine girdiği öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarını dondurdu ama soruşturmadan kaçamadı. Esma Bey Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Din kültürü öğretmeniydi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alındı. Ancak sonrasında göreve iade edildi. Aydın'da görev yapmaya başladı. Esma Bey sosyal medyada misyonerlik çalışması yürütüyordu. Bir yandan da Kuşadası'nda öğrencilere din dersi veriyordu. Bu durum Öğretmenler Derneği'nin dikkatinden kaçmadı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Esma B. soruşturmadan haberi olmadığını belirtti. Okulda ders vermeye devam ettiğini söyledi. Sosyal medya hesaplarını kapatmasıysa dikkatlerden kaçmadı. FETÖ projesi olduğu ispatlanan Kutlu Doğum Haftası, İhlas Medya'nın ısrarlı yayınları sayesinde tarihe karışmıştı. Peygamber Efendimiz'in doğumunun Mevlüt Kandili'ni müteakip olarak Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanmasına karar verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyarlılığından dolayı İhlas Medya'ya bir kez daha teşekkür etti. Erbaş, Mevlid-i Nebi etkinliklerinin Cuma günü başlayacağını açıkladı. Mevlid Kandili ayrı, Kutlu Doğum ayrı olduğundan dolayı keşke birleştirsek ve Mevlid Kandili'nde birlikte Mevlid-i Nebi ismiyle kutlasak diye hep bekliyorduk. Bu oldu elhamdülillah. İhlas Medya'nın ısrarlı yayınları sayesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarihi hatadan döndü. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleri asırlardır olduğu gibi yine sadece Mevlid Kandili'nde kutlanmaya başladı. Milletimiz için hayırlı olsun. Teşekkürler. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sızan FETÖ'cülerin 1994 yılında uydurdukları Kutlu Doğum Haftası herkesin aklını karıştırıyordu. Hicri takvime göre her yıl Mevlid Kandili farklı bir tarihe denk geliyor. Ancak Peygamber Efendimiz'in doğum günü Nisan ayında kutlanıyordu. Kutlamaların Nisan ayına sabitlenmesine kimse bir anlam veremiyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetlerden yola çıkan TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı uzun süren araştırmalar sonucu Kutlu Doğum Haftası'nın bir FETÖ fitnesi olduğunu ortaya çıkardı. İhlas Medya, Nisan ayındaki etkinliklerde Peygamber Efendimiz'in adı altında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in doğumunun kutlandığını belgeleriyle ispatladı. İhlas Medya'nın ısrarlı yayınları sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı hatadan döndü, bir FETÖ projesi olan Kutlu Doğum Haftası iptal edildi. Mevlid-i Nebi ismiyle kutlasak diye hep bekliyorduk. Bu oldu elhamdülillah. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göreve gelir gelmez bu konuya el attı. Peygamber Efendimizin doğumunun asırlardır olduğu gibi yine Mevlid Kandili'nde kutlanacağını açıkladı. Etkinliklerin Mevlid-i Nebi haftası olarak bir hafta boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı. Mevlid Kandili dediğimiz bizim geleneksel olarak kutladığımız Mevlid Kandili ile birleştirdik ve adına esas orijinal ismi olan Mevlid-i Nebi ismini verdik. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İhlas Medya'nın gösterdiği duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bütün milletimiz için hayırlı olsun diyorum. Daha iyi oldu. İslam dünyasında birlikte artık kutlanılıyor. Başkan Erbaş, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret etti. O çalışmaları kitap haline getirdik. 1 milyon adet çoğaltıp din istismarıyla mücadele başlığı altında çalışmalar başlattık ve FETÖ'nün bu millete yapmış olduğu kötülükleri o kitapçıklar vasıtasıyla, sohbetlerle bütün milletimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimizi uyarmaya çalışıyoruz. Kasım Çarşamba gününü size bizim gözümüzden bu haberlerle özetledik. Saatimizi unutmayınız lütfen. 19.45. Yarın akşam 19.45'te biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Görüşmek üzere.